Kurbanlıkların boşalması bekleniyor. Kurbanlıklarını alan vatandaşların çoğu kesim merkezlerine gidecek. Fakat kurbanını kendi keseceklerin herhangi bir kaza yaşamaması için bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Küçükbaş kurbanlık kesmenin detaylarını da sizler için araştırdık. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kurban bayramına bir hafta kaldı. Hayvanlar kurban pazarlarında, vatandaşlar da en iyi kurbanı seçmenin derdinde. Kesilecek kurbanlıkların çoğu modern tesislerde işlem görecek ama kurbanını kendi kesmek isteyenler de var. Kurban bayramında acemi kasapların önüne nasıl geçeriz, bunu kimden öğreneceğiz? Yanımızda uzman kasap var, Muhittin abi. Merhabalar efendim. Merhaba. Yanımızda da çok güzel bir tane kuzu var markalı. Evet, kurban olacak. Çok güzel. Şimdi kaşık öncelikle gözü ayağı sağlam. Sağlam değil mi? Onu nereden evet anlıyoruz? Nereden anlıyoruz? Gözleri sağlam. Kulakları sağlam. Boynuzları sağlam. Ayakları yürür şekilde. Yani herhangi bir kusuru yok. Kurbanı hazır bir hayvan. Hayvanı önce yatırmamız için şu hayvanın sağ tarafı ön ve arka ayaklarından şu şekilde tutuyoruz. Hiç üzmeden. Şu şekilde yatırıyoruz. Sağ arka ayak boşta kalacak şekilde. Üç ayağını elimize yarım metre kadar bir ip alıyoruz. Biraz sağlam olsun ip. Şu şekilde bağlıyoruz ayaklarını. Sola yatırıyoruz. Kıbleye doğru çeviriyoruz. Sağ arka ayak evet kıbleye çeviriyoruz. La ilahe illallah vallahu ekber. Tekbirimizi getirdik. Aynen. Bıçağımızı aynen son bir kez daha kontrol ediyoruz. Masatımızı atıyoruz. Kesmiyoruz tabi. Sadece gösteriyoruz. Kafayı şu şekilde gergin tutuyoruz. Bak şu şekilde gergin tutuyoruz. Kulak hizasının, bak kulak hizasının hemen altından, şuradan. Şöyle kesiyoruz. Evet. Şu şekilde. Evet, evet. Uzmanlar hayvanın vücut ısısını kaybettikten sonra parçaları ayrılması gerektiğini belirtiyor. Yoksa etler heba olabilir. 5-6 parça yapabilir. Poşetlere girecek şekilde, taşıyabilecek şekilde yapabilir. Ama eve gittiği zaman bir sofra bezi üstüne veyahut da bir tepsi üstüne bir dolaba koymadan 2-3 saat bir dinlendirmesi lazım. Kurbanını vekaleten kestireceklere de işte tavsiyeler. Kurbanımı kesmek üzere seni vekil ediyorum. Kurbanımı kesiyor musun? Ben de aldım kabul ettim. Allah rızası için kurbanınızı kesiyorum. Kurbanımın vekaletini sana veriyorum. Kurbanımı kesiyor musun? Aldım kabul ettim. Allah rızası için kesiyorum. Uygun olmayan yerlerde yapılacak kesimlerde 1.000 liranın üzerinde ceza uygulanacak. Çevre hijyenine dikkat edecek şekilde birçok belediye artık bunların tedbirlerini aldı. Kesim yerleri oluşturdu. Mobil veya sabit. Sabit kesim yerleri bizim kendi ilçemizde, Esenler ilçesinde. 15! 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